Sanayi devriminin bir ürünü olan sendikalar günümüzde önemli sivil toplum kuruluşları olarak faaliyet gösterirler. Sendikalara toplu iş ilişkisinin tarafları olarak tanımlanan görevlerse ülkelerin yürürlükteki mevzuatına göre değişir. Türkiye'de toplu iş ilişkisinin tarafları 2012'de kabul edilen 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu hükümleri kapsamında ele alınır. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar sendika, işçi sendikası, işveren sendikası ve 6356 sayılı kanundur. Programı izledikten sonra sendika nedir, Türkiye'de sendikalar nasıl kurulur, Türkiye'de sendikaların faaliyetleri nelerdir sorularını cevaplayabileceksiniz. Sendikalar, işçilerin veya işverenlerin çalışma yaşamında hak ve çıkarlarını savunmak, geliştirmek ve güçlendirmek için kurulur ve faaliyet gösterirler. İşçi sendikaları bu amaçla yürürlükte olan yasalar çerçevesinde toplu iş sözleşmeleri akdeder. Diyalog süreci içerisinde siyasi iktidarlar üzerinde de etkide bulunabilir. Ayrıca üyelerinin sosyo-kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sağlar. İşyerlerindeki temsilcileri aracılığıyla da işçilerin yasalar ve sözleşmelerden kaynaklanan haklarını nasıl ve hangi oranda kullanabildiklerini denetler. İşveren sendikaları da üyelerinin çıkarlarını korumak adına toplu iş sözleşmesi bağıtlar. Bir baskı grubu olarak yine siyasi iktidarlar üzerinde etkide bulunmaya çaba gösterir. Sahip olduğu fonlar aracılığıyla da üyelerine yönelik çalışmalar yürütür. Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar şeklinde tanımlanır. Türkiye'de kamu işveren sendikaları hariç işçi ve işveren sendikaları sadece iş kolu esasına göre ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere kurulabilir. Diğer Batı demokrasilerinden tanıdığımız meslek, iş yeri veya bölge sendikacılığı ülkemizde yasaklanmıştır. Bunun nedeni ise sendikalar arası rekabeti ortadan kaldırmak ve güçlü bir sendikacılık yaratmaktır. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de devlet yoluyla yönlendirilmiş katı bir sendikal örgütlenme modeli söz konusudur. Genel olarak işçi ve işverenlerin sendikalaşması meslek veya iş kolu esasına göre gerçekleşir. Buna rağmen uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye'de Anayasa'nın 51. maddesinin 3. fıkrasında "Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şart ve usuller kanunda gösterilir." denilmiştir. Bu kapsamda yürürlükte olan 6356 sayılı kanunda bir sendikanın nasıl kurulabileceğinin çerçevesi tayin edilmiştir. Eski yasa döneminde olduğu üzere yürürlükteki 6356 sayılı kanunda Türkiye için iş kolu sendikacılığı modelini benimsemiştir. Kanunda ayrıca bir iş yerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de asıl işin girdiği iş kolundan sayılacağı belirtilmiştir. Bu hüküme göre alt işveren yanında istihdam edilen işçiler de asıl işverenin girdiği iş kolunda kurulu olan sendikalara üye olabilecekler veya ilgili iş kolunda bir sendika kurabileceklerdir. İşçi sendikası en az 7 işçinin bir araya gelmesiyle kurulabilir. İşçi sendikası kurucusu olabilmek için işçi niteliğine ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışıyor olmak gerekir. İşveren sendikası kurucusu ise gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Ancak kurucusu bir gerçek kişi ise bu kişinin işçi sendikası kurucusunun sahip olduğu tüm koşulları sağlaması gerekir. Bundan sonra bir sendikanın kuruluşu için yapılması gereken ilk işlem, sendikanın iç örgütünü ve çalışmasını düzenleyen sendika tüzüğünün hazırlanmasıdır. Türkiye'deki sendikaların organizasyon yapısının çerçevesi yasa koyucu tarafından çizilmiştir. Sendikaların hangi organlara sahip olmaları gerektiği, bunların görevleri ve işleyişleri, seçimler gibi birçok detay yasak koyucu tarafından tayin edilmiştir. Aynı durum üst örgütler için de söz konusudur. 6356 sayılı kanunun 26. maddesine göre sendikalar tüzükleri yoluyla faaliyetlerini serbestçe belirleyebilirler büzükleriyle belirlenen amaçlar dışında ise faaliyet gösteremezler. İşçi ve işveren sendikalarının en temel faaliyet alanı toplu iş sözleşmesi bağıtlama ile grev ve lokavta karar vermedir. Sendikal kuruluşlar ayrıca çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açma ve davayı takip yetkisine sahiptir. Sendikaların diğer faaliyetleri arasında devletle sosyal diyalog mekanizmasını işleterek üyelerinin çıkarlarını koruyup talepleri gündeme getirmek, üyesi oldukları uluslararası kuruluşların toplantılarına temsilciler göndermek, işçilere çalışma yaşamına ilişkin hakları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmek, sosyalleşme ve kaynaşma amaçlı geziler ve etkinlikler düzenlemek, üyelerine ve akademik dünyaya yönelik yayınlar yapmak, üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım edip kredi vermek, grev fonları aracılığıyla üyelerine ekonomik destek sağlamak, nakit mevcudunun %40'ını aşmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunmak, üyelerinin çıkarlarını korumak ve geliştirmek için yasama ve yürütme organlarını etkilemek sayılabilir. Sendikalar, işçi veya işverenlerin çalışma yaşamında hak ve çıkarlarını savunmak, geliştirmek ve güçlendirmek için kurulan ve faaliyet gösteren örgütlerdir. Türkiye'de işçi ve işveren sendikaları, iş kolu esasına göre ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere kurulabilir. 6.356 sayılı kanunda bir sendikanın nasıl kurulabileceğinin çerçevesi tayin edilmiştir. Türkiye'de sendikaların faaliyetlerinin başında toplu iş sözleşmesi bağıtlamayla grev ve lokavta karar verme gelir. Sendikalar ayrıca temsil faaliyetiyle sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu programda sendika kavramı üzerinde duruldu. Türkiye'de sendikaların kuruluşundan ve faaliyetlerinden söz edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Çalışma İlişkileri ders kitabının 6. ünitesinde bulabilirsiniz.